Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biraz önce Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı Uğur İbrahim Altay olarak açıkladı. Biz de kendisini yalnız bırakmadık. Şu anda gruptan henüz çıktık. Sayın Başkanımız en son Cumhurbaşkanımızın elini sıktılar ve şu anda biz yayın alıyoruz. Efendim hayırlı mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Duygularınızı almak istiyoruz. Allah razı olsun. Şehrimize hayırlı olsun. Tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir görevi bize tevdi ettiği için emeği geçen genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrimiz için çok hayırlı hizmetler nasip olur. İnşallah. Efendim hemen şunu sormak istiyorum. Tabii sizin de muhakkak bir heyecanınız var ama Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı hiç çıkmadı. Sadece şu anda belediye başkan adayımız var. Yani şehrin 9 yıllık 10 yıllık güveni olarak böyle bakabilir miyiz? Tabii yaklaşık 10 yıldır şehrimize hizmet ediyoruz. 9,5 yıl Selçuklu Belediye Başkanı olarak hizmet ettik. 6-7 aydır da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet ediyoruz. Halkımızın teveccühünden dolayı çok teşekkür ediyorum ben. Hakikaten son 6 ayda çok önemli bir sinerji yakaladık. Birlikte gülüyoruz, birlikte ağlıyoruz adeta, birlikte seviniyoruz. Bir birliktelik oluştu. Bunun yansımasıdır diye düşünüyorum. Tabii Konya her zaman birlik beraberlik içerisinde olmuştur. Bu adaylık süreci de böyle gerçekleşti. Zaten mevcut belediye başkanları adayı olmuyorlar. Onun haricinde de bir aday çıkmadı ama önemli olan burada şehrimiz için hayırlısıdır. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bu aynı zamanda büyük de bir sorumluluk. Bu kadar büyük bir ittifakla aday olmak üzerimizdeki sorumluluğu da arttırdı. Bu vesileyle inşallah daha fazla gayret edeceğiz. Konya zaten güzel bir şehir. Bugüne kadar çok önemli belediyecilik hizmetleri aldı. Önceki belediye başkanlarımız çok önemli hizmetleri de bulundu. Bizim görevimiz de çıtayı bir adım öteye götürmek. Gönül belediyeciliği yapmak. Bunun için her daim vatandaşımızla beraberiz. Öncelikle Konya halkına teşekkür ediyorum. Bize gösterdikleri sevgi ve muhabbet için. Bu süreçte de hakikaten hem sosyal medyadan hem gördüğümüz, karşılaştığımız yerlerde hem yazılı görsel basınımız, herkes çok büyük destek oldu. Ben herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en genç ve en tecrübeli Büyükşehir Belediye Başkanı diyebiliriz o zaman. Tabii ben adayları takip etmedim ama zannediyorum herhalde en gençlerden birisiyim ya da en genciyim. Ben takip edemem ama siz öyle diyorsanız. Yani şimdi en genci ayrı bir hadise Sayın Başkanım. Aynı zamanda da tecrübeli genç. Niye 9-10 yıllık da bir belediye başkanlığı? Bunlar şehrimizin hayat kalitesine yansır. İnşallah insanlarımızın yaşam standartının yükselmesine yansır. Tabii 10 yıllık bir belediyecilik tecrübesi oluştu. İnşallah bu tecrübeyle birlikte 31 ilçemizi geleceğe hazırlamak için ilçe belediye başkanlarımızla gayret edeceğiz. Konya tabii çok büyük bir coğrafya. 31 ilçemiz var. Türkiye'nin en büyük ili, coğrafyası ve gayret etmek gerekiyor. İnşallah hem edindiğimiz tecrübe hem de geçtiğimizin verdiği enerjiyle Konya'yı geleceğe taşımak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Burada en büyük destekçimiz yine vatandaşlarımız. Onlardan dua bekliyoruz. Dua ve destek bekliyoruz. İnşallah hayır olacak. Evet, bir ayrıcalığımız daha vardı Konya olarak. Biz de bundan gurur duyduk. O merak edilen iller Ankara, İzmir ve Konya. Üçü birlikte açıklanması da Sayın Cumhurbaşkanımızın herhalde bir taktiğiydi. Onun için de biz Konyalılar olarak gurur duyduk. Sizin de böyle burada o büyük şehirlerde beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız da Şebi Aruz'a davet ettik. İnşallah 17 Aralık'ta da büyük bir buluşmayla bunu taşlandırırız diye ümit ediyorum. Kanalon.tv